Selam, ben Emre. Bugün Roblox hakkında konuşacağız. Save Roblox etiketiyle sesimizi duyurmuştuk. Roblox ve Türkiye'den uzun zamandır bir açıklama gelmiyordu. Roblox'tan yeni bir açıklama gelmiş. 2 Eylül 2024 günü Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin son kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdik. Temyiz, yani itiraz dilekçesi vermişler. Mahkemeler, günler, haftalar, aylar, yıllar sürebiliyor. Roblox büyük bir oyun şirketi olduğu için daha hızlı sürebilir. Roblox bir ihtimal 1-2 aya kadar açılabilir diye düşünüyorum. Burada da açıklaması var. Beta paylaşmış. Siz buradan videoyu durdurup okursunuz. Beta Roblox'a sormuş ve haberi doğrulamış olduk demiş. Mail içeriği Türkçe olarak şöyle: Roblox'un şu anda Türkiye'de mevcut olmadığını biliyoruz ve bilgi ediniyoruz ve en kısa sürede tekrar çevrim içi olmak için ilgili makamlarla iletişime geçtik. İnsanların bir araya getirip inşa etmelerini, öğrenmelerini, eğlenmelerini ve keşfetmelerini sağlarken odaklanma noktamız her zaman güvenlik ve medeniyettir. Ve bu faaliyet gösterdiğimiz her pazardaki yasa ve düzenlemelere uygun bir şekilde yürütülür diye bir cümle yollamış Beta'ya. 9. ayın 6'sı 2024 Roblox RDC 2024 toplantısı gerçekleşmiş. Türkiye ile alakalı henüz yeni bir gelişme açıklamamışlar. Beta bunun hakkında bir video yapmış. Gidip oradan izleyebilirsiniz. Bilgisayarda Roblox'a yeni bir güncelleme geldiğinde oyunu güncelleyemeyeceğiniz için giremeyeceksiniz. Artık VPN, DNS falan filan kullansanız dahi mobillerde Roblox'a giremeyeceksiniz. Çünkü Play Store'dan Roblox uygulamasını kaldırmışlar. Şu an Roblox açılır mı, açılmaz mı belli değil. Neyse, bakalım, videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.